Hey çocuklar, sizce bir ampulü değiştirmek için kaç tane yazılımcı gerekir? Kaç tane? Sıfır. Çünkü bu bir donanım sorunu. Yakalandın bak. Arkadaşların eve sadece ödev yapmak için gelebilir, parti değil. Fena yakalandın. Profesör. Buttercup, ama ödev yapıyoruz. Bu benim programlama kulübüm. Demek bu bir programlama kulübü, öyle mi? O zaman bu ciddi bir programlama kulübü ise at kuyruklu kardeşim söyle bana. Sizi bu kadar güldüren neyin üzerinde çalışıyorsunuz siz? Bunun. Aha, bu bir bilgisayar değil. Dava kapandı. Fena yakalandın. Profesör. Aslında ben bir bilgisayarım, Buttercup. Bu da ne? Papatya ile tanış. Bu bir odadan odaya dijital asistan. Her işlerini yapmaya yardım ediyor. Mesela ampul değiştirmek gibi. Oo, teşekkürler papatya. Papatya türünün ilk örneği ve evdeki her odada da bulunuyor. Her odada mı? Aha, hala başın dertte. Bunu profesöre ya da Blossom'a bile sormadın. İzin vereceklerini nereden biliyorsun? Bayıldım. Babası papatya inanılmaz. Şimdiden yemek yaptı. Bütün evi topladı. Ve Brumba'mı daha verimli bir şekilde süpürmek üzere programladı. Kim işi Brumba? Kimmiş? Ay. Ayrıca video oynatıcımı benim tercihlerime göre ayarladı. Artık Blimfeld'in eski bölümlerini izleyebilirim. Evet, o bir planlama yapma sihirbazı. Ama plan boz değil, plan sihirbazı. Papatya gelmiş geçmiş en iyisi. Panik zamanı, panik zamanı, panik zamanı. Papatya'yı sevdiğinize sevindim. Programlamadığımız tek şey çöpü dışarı çıkarması ama onu da halledeceğimize eminim. Plan boz yapacak, plan boz yapacak, plan boz yapacak. Plan boz yararlı, plan boz yararlı, plan boz yararlı. Planbot dışarıda kaldı. Planbot dışarıda kaldı. Aa, ben bu patya şeyini sevmedim. Bana karışıp duruyor. Ve sürekli saçlarımı bozuyor. Çok daha iyi Buttercup. Gerçekten daha iyi tatlım. Evet Buttercup. Blimfeld'i izlemek için sabırsızlanıyorum. Gerekiyorsa gitmelisin. Ellerini yıkamayı unutma Buttercup. Sabun kullanmayı unutma Buttercup. İyi.